Esselamu aleyküm arkadaşlar. 4 Kasım 2022 günü sizlerleyiz. Evet, inşallah dersimiz 11. ünite, yani hazırlık kitabının o ikinci kitabının 11. ünitesinden devam ediyor. Derse başlamadan önce şunu da ifade edelim. Evet, burada bir emek harcıyoruz, zamanımızı harcıyoruz. Öncesinde planlama yapıyoruz, bir emeğimiz var. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan yorumlarını, beğenilerini, yeri gelir düzeltmelerini, önerilerini bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki burada herhangi bir ücret talebimiz yok. Hatta reklamları bile açmadım. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada bu yayınların çevresindeki gençlere ulaşmasına da vesiladarlık edebilirler. Yani bu noktada en azından böyle bir düşünce içerisinde olurlarsalar bizleri mutlu ederler. Evet, 11. ünitemiz funduk. Evet, otel konusu arkadaşlar. Bizde fındık der gibi ama alakası yok. Funduk otel konusu arkadaşlar. 11. ünite. Yani insan hayatında, özellikle iş hayatında veyahut da yurt dışına çıktığında, başka şehre gittiğinde, akrabası, arkadaşı vesaire yoksa tercih edeceği yer oteldir, aparttır gibi yerlerdir. Dolayısıyla ola ki bir Arap ülkesine gittiğimizde bir otelde kalmak istersek, yer ayırtmak istersek, bu durumda lazım olan kelime ve kalıpları inşallah bu dersimizde göreceğiz. Evet, biz de buraya yansıttık bu bilgileri. Evet, buradan istifade edebilirsiniz. Kelimelerimiz burada. Anlamları, benzer anlamları, çoğulları gibi veyahut da kalıpsal kullanımlar gibi noktaları burada sizlere vermeye çalıştık. Evet, şimdi konuşma bölümünü de geçecek olursak. Evet, metnimiz burada. Önce karı koca bir çiftin otele giriş anlarını anlatan diyaloğa kulak verelim. أهلا وسهلا، كيف أساعدكم؟ أريد غرفة كبيرة ولها شرفة تطل على البحر. آسف، كل الغرف محجوزة. ما رأيك أن تحجز جناحا؟ كم أجرة الجناح في الليلة؟ 350 دولارا. هذا كثير. هل الأجرة تشمل الضريبة والفطور؟ نعم، بالتأكيد. الأجرة مناسبة جدا. دعنا نأخذ الجناح يا خالد. حسن، كما تريدين يا ريم. Evet arkadaşlar, demin söylediğimiz gibi karı koca otele giriyor. İlk gittikleri yer resepsiyon. Evet, orada da bir resepsiyonist var. Dolayısıyla konuşma muvazzaful istikbal, yani resepsiyonist, yabancı kelimeden almışız. Yani karşılama memuru, bizi karşılayan kişi. İstikbal bir anlamı da arkadaşlar gelecekle birlikte istakbele yestakbilu, istikbal karşılamak, muvazzaf görevli, karşılama görevlisi olarak karşılarına karı kocanın bu kişi çıkıyor ve o ne diyor? Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Keyfe usaidukum. Evet, bu tabiri çok gördük. Nasıl size yardımcı olabilirim? Halit, yani koca olan, erkek olan kişi. Üridu gurfeten kebira. Evet, bu tabirleri arkadaşlar bir kısmını ev kiralama konularında gördük. Tabi otel, ev, kalma, yaşama yerleri olduğu için benzer kullanımlar olacaktır. Ama otelin kendine has kelime ve tabirleri olacaktır. Evet, büyük bir oda istiyorum. Velehe, buradaki he gurfeye gidiyor. O odanın neyi olsun? Şurfetün, bir balkonu. Tabi nekre bir kelime. Nekre kelimeden sonra cümlemiz var. Bu bir cümle. Sadece bu cümleye baktığımız zaman etalle yutillu alel bahri. Evet, denize bakan, denize nazır değil aslında, nedir? Denize bakıyor sadece bu cümle. Ama
Nekra kelimeden sonra bu cümle geldiği için ben buraya denize nazır balkon diyorum. Denize bakan, deniz manzaralı daha güzel gider. Evet, onun, o odanın deniz manzaralı bir balkonu olsun. Sonuçta insanların çoğu ev alamıyor. Alsa ev çok istediği tarzda olamıyor. Yani birçok insan evinin şöyle doğayı görmesini, denizi görmesini ister ama herkes buna nail olamayabilir. Ama mesela insan otele gitti mi en azından belki ömründe deniz manzaralı bir eve sahip olamayacak ama otele gittim bari otelim bu anlamda bize geçici bir tat versin, heyecan varsın diyerek otel odasının çok daha rahat olmasını arzulayabilir. Evet, denize nazır. Etalle ale arkadaşlar. Ale ale kullanıyoruz. Etalle yutillü mutillün şeklinde bir oda istiyor. Tabi geçici oda olduğu için insanın bir ev kiralaması, satın alması kadar da detay bir bilgi olmayacağı normaldir. Evet, karşılama memuru. Asif. Evet, asif, hazin arasındaki farkı söylemiştik. Hazin olsa gerçekten üzülmekle, ağlamakla olmak ama asif bir şeye pardon anlamında üzgünlük. Yani gerçek bir üzgünlük değil. Özür dileme anlamında üzgünlük. Üzgünüm. Küllül gurafi mehcuze. Tüm odalar. Evet. Küllüden sonra elif gelirse tüm, hepsi anlamına geliyordu. Mahcuze, rezervasyon edilmiş anlamında. Aslı bunun ne? Hacize kelimesi arkadaşlar. Hacize, yahcizu. Evet, haciz etmek. Türkçe'ye haciz etmek, işte bir yere borcun var. Avukatlar vesaire geliyor. Onu, eşyanı ona bedel haciz ediyor. Yani rehin alıyor şeklinde. Ama buradaki haciz, rezerve etmek, yer ayırtmak. Yani tüm odalar tutulmuş, rezerve edilmiş şeklinde. Dolayısıyla oda veremiyor. Mâ ra'yuke en tehcize cenâhâ. Evet, cenah arkadaşlar kanat demek. Bir kuşun kanadı. Ama buradaki anlamı kanat olamaz. Çünkü düşüncen ne diyor? Tehcize, yer ayırtmaya dair. Cenah, kanat. Kanat, yer ayırtmaya dair görüşün ne diyor? Dolayısıyla buradaki anlam kanat değil. Arkadaşlar, burada kastettiği şu. Bir otel odası var. Otel odası mesela şurası. Ona kanat yapılıyor. Yani başka bir oda. Yani şurada mesela yatılıyor. Burası büyük bir oda olabiliyor. Dolayısıyla odaya kanat yapılıyor. Yani buna bizim kullandığımız kelime suite oda oluyor. Yani orijinal bir kelime bulamamışız. Dışarıdan almışız. Dolayısıyla odalarda yer olmayınca suite oda hakkında görüşünü soruyor karşılama memuru. Halit ne diyor? Tabii böyle bir oda daha büyük, daha konforlu olacağı için ücreti biraz daha pahalı olacak. Halit de hemen ne diyor? Gecelik ücretini, suitin. Suitin gecelik ücretini soruyor. Muazzafı istikbal. Selasumiyetin ve hamsune dolaran. Selasumiye yani 300 ve hamsun 50. Yani 350 dolar. Evet, bugünün ifadesiyle ne olur? 3500, 7000 lira gibi bir şey geceliği, yani 7000, 300 yani 400-500'e kalmak var, bir de 7000 liraya kalmak var. Dolayısıyla ciddi pahalı bir oda. Halit ne diyor? Hâzâ kesîr. Evet, çok olduğunu fark ediyor ve tepkisini veriyor. Bu çok diyor. Rim. Helil ücretü teşmelü darîbete vel fatura. Evet, bu ücret şemele. Yeşmelü, şamil olmak, kapsamak, kapsıyor mu? Neyi kapsıyor mu? Daribe. Daribe arkadaşlar, darabe fiilinden. Darabe, vurmak. Evet, darp etmek, darp yarası, darp izi diyoruz. Daribe vergi oluyor. Tabi vergide insanlara bir nevi manevi vurma olayı var. Yani parasını alıyorsun, vurulmuşa dönüyor. Oradan yorumlayabilirsiniz vergiyi. Ve sabah kahvaltısını kapsıyor mu? Evet, genellikle otellerde yatıp
kalktığında dışarıda kahvaltı aramamak yerine otelin kahvaltı odasının olması güzel olur. Bir de fiyatın içine dahil olduğu zaman sabah kahvaltı en uygun yerde nasıl yiyeceğim diye düşünmüyorsun. Bayan da soruyor. İçinde vergi ve kahvaltı dahil mi diye. Görevli ne diyor? Ne'am bi tekit. Bunun içinde. Yani ayrı bir şey uygulamayacak. Yani 350 dolar deyip bizdeki gibi KDV üzerine ekleyip 400-500 lira veyahut da kahvaltıya daha sonra ödeyerek fiyat artmayacak diyor. Rim. El ücretü münasibetün cidden. Evet, fiyat çok uygun. Da'nâ ne'hus. Evet, bu kelime çok ilginç arkadaşlar. Şu kalıp. Bu kalıba odaklanalım. Bunu anlamak için şu yapmış olduğum çalışmada değerlendirme yapmamız lazım. Öncelikle vada'a fiilini hatırlayalım. Vada'a datlı olursa arkadaşlar koymak. Muzarisi yada'u emri da. Evet, bu şu ana kadar çok kullandığımız bir kelime ama veda'a yani dat kalın de ince bu şekliyle olan fiili ilk defa görüyoruz. Ama ses benzerliği olduğu için karıştırabiliriz. Veda'a. Evet, bıraktı, terk etti ya da o terk ediyor. Da, terk et, bırak anlamında. Yani biri koymakken biri terk etmek. Dolayısıyla burada kullandığımız tabir veda'a ya da onun emri. Da, bırak, terk et. Da'ni mesela. Da'ni, beni bırak. Eğer bunu veda'a diye yorumlarsanız da'ni, bana koy gibi bir anlam olur. Tabi muhtemelen çoğunuz gülümsüyor. Komik bir duruma düşersiniz. O yüzden da'ni diyeceğiz. Da'ni değil. Tabi bu tek başına böyle kullanılıyor mu? Da'ni, beni bırak. Bu şekilde kullanmıyoruz. Kendisinden sonra arkadaşlar bakın bir muzari fiil kullanıyoruz. Bu anlamla birlikte daha güzel bir durum oluşuyor. Yani esel, beni bırak, eseli soruyorum. Ya biz bunu nasıl yorumlayacağız? Yani esel, bırak da sorayım. Yani kısaca sorayım. Üsait, yardım edeyim. Yani erkep, bineyim. Yani İngilizce'deki let's de ne arkadaşlar? Müsaade etmek. Let me. Ha, şu S yok. Let me go. Bana müsaade et de gideyim. Yani gideyim anlamında. Bunun karşılığı da oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Yani kibarca bir emir. Burada kendisine yapmış ama mesela dahu yenem. Başkasına da diyebiliriz. Uyusun. İzin ver de uyusun. Da'na nel'ab. Oynayalım gibi. Bu yapı gündelik hayatta işlevsel bir şekilde kullanılıyor. Evet, burada da kullanılmış. O zaman buradaki anlam ne oluyor? Da'na ne'hud. Alalım. El cenah. Evet, rim yani hanımefendi fiyatı çok uygun olarak gördüğü için eşine ne diyor? Halide bu süit odayı alalım diyor. Da'na ne'hud şeklinde cevap vermiş oluyor. Halit ne diyor? Hasenün. Evet, güzel. Keme türidin. Nasıl istersen. İstediğin gibi olsun diyor. Karıcığım, hanımefendi gibi diye düşünebilirsiniz. Evet, şu kema üzerinde de bir açıklama yaptık. Kema nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Salli barik dualarında değil mi? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Evet, yani İbrahim'e ve onun aline, halkına, ailesine salat ettiğin gibi, dua ettiğin gibi, bereketlendirdiğin gibi peygamberimizin neslini de bereketlendir. Oradaki anlamı gibi. Ama bunu K'den nasıl ayırırız arkadaşlar? Bir de K'miz var. Bu da gibi. Kema da gibi. Evet, K arkadaşlar isimlerin önüne geliyor. Entekel esedi. Sen aslan gibisin. Ama buradaki kema, kema türidu, istediğin gibi fiilin önüne geliyoruz. Ve çoğu zaman böyle kullanılan kelimelere ma ekleyerek ne yapabiliyoruz? Fiilde kullanabiliyoruz. Ne gibi?
İnde arkadaşlar. İnde esnasında demek. İşte inde es-sa'atu s-sadise. Saat 6 sularında. Ama ben bunu fiile kullanacak olursam ma getiriyorum önüne. İndeme esteykizu, uyandığım zaman. Evet, ma bu tarz kelimeleri fiille birlikte kullandırma işlevine sahip. Evet, bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Ecib anil esretil atiye, bir mâze ste'cara Halid. Halid ne kiraladı? Ste'cara, kiralamak. Evet. Ne kiraladı? Burada iste'cara cenahan leyse gurfeten. İki, kem ücretül cenafilleyle. Evet, gecelik ücretini arkadaşlar. Selasumiye ve hamsune dolaran. Evet, üç ne? Limâzâ kâletrim el ücreti münasibe cidden. Lienne el ücura teşmelü eddaribe vel fatur. Evet, ücret, vergi ve kahvaltıyı da içine alıyor. Evet, burada sevdiğin bir otel hakkında bahset demiş. Evet, burada konuşmayla ilgili bir durum var. Aşağıdaki cümleleri kullanarak karşılıklı bir otel görüşmesi yap diyor. İşte ehlen ve sehlen, keyfe usaiduk. 2. Mâ ra'yük en tahcize cenâhen. 3. Asif, la tucedu gurfetun şâgira. Evet, la tucedu, yoktur. Şâgira, yeni bir kelime arkadaşlar. Boş odamız yok diyor. 4. Üredi gurfeten tutille alel bahır. Evet, atalle ale, nazır demekti. 5. Kem ücretül cenâfilleyle. 6. Hâdâ kethîrun cidden şeklinde yorumluyoruz. Evet, arkaya geçtiğimiz zaman silme ye'tebi suratil münasebe, eşleştirme sorularımız. Da'ni üsa'iduk. Evet, bakın da'ni bir daha geldi. Size yardım edeyim. Evet, burada genç, eşşab, yusa'idu, yusa'idu şeyh, el-müsinne, yaşlıya yardım ediyor. Muazzaful istikbal, evet, hüne, ve yantazir, el-duyuf, ve zuvvar, cenah, evet, suit oda. Bakın, burada bir oda var, şurada açılan bir yer var. Yani ev konforunda bir yer. Gurfe, oda. Evet, oda, sadece oda, başka bir şey yok. Hadim, hizmetçi, hizmet eden. Evet, kıyafetinden belli. Mesbah, sebaha, yüzmekten. Sibaha, evet, yüzme yapılan yer. Evet, mektep, ketebeden, yazma yapılan yer. Medrese, ders çalışmaktan. Medrese, eğitim görülen yer gibi. Mesbah, yüzülen yer, yani havuz. Mevkifis seyyara, araba durağı. Vakafe, durmaktan. Mevkif, durak. 8'de ise ennadi er-riyadi. Evet, spor salonumuz da burada. Evet, bu şekilde tamamlayabiliyoruz. Evet, burada ise üktüb kemâ fin nemûzeç. Evet, bakın da'ni tabir üzerinde durmuş kitabımız. Da'ni etfe'u bil bitaka. Evet, defa'nın anlamı arkadaşlar, iki temel anlamı var. Defa, itmek. Asıl anlamı aslında itmek. Ödemek nereden olmuş? Ödemek de arkadaşlar, elimizde para var. Birine vereceğiz, onu itiyoruz. Para elden çıkarmak istemeyiz değil mi? Çoğu zaman parasal konularda, ama iteriz. Yani biz ona ödemek diyoruz. Evet, defayla iki mana kullanabiliyoruz. Evet, kartla ödeyeyim. Müsaade et de kartla ödeyeyim. Evet, burada da örnekleri ne yapabilirsiniz? Arttırabilirsiniz. Da'ni üşahit et tilfes. Televizyon izleyeyim. Da'ni akül, yiyeyim gibi örnekleri arttırabilirsiniz. Evet, diğer metne, diyaloğa geldiğimiz zaman güzel bir resim bizi karşılıyor. Evet, bu acaba hayali bir resim mi? Hayır arkadaşlar. Gerçek bir resim. Bir otele ait bir resim. Evet, Fas. Fas'ta Marakeş ilinde bulunan bir otelmiş. Bunu ben yeni duydum. Gördüğünüz gibi konforu müthiş. Bununla ilgili internette videolar da var. Şöyle baktım az çok. Gerçekten ciddi anlamda yüksek kaliteli ve
Görselleri, tasarımları müthiş. Bakın zaten yazmış. Bu anlamda birçok ödül almış bir otel. Evet, değişik videolarda bununla ilgili açıklamalar görüyoruz. Evet, 3 video buldum arkadaşlar. Bunları Marrakeş'teki Funduk Otel diye yazarak bulabilirsiniz. Evet, kim bilir belki günün birinde böyle bir otele gitmek nasip olur. Evet, heyecanınızı diri tutun. Bakalım bu otelle ilgili nasıl bir bilgi veriliyor. فندق المأمونية في مراكش من أشهر الفنادق في العالم. زاره كثير من الرؤساء والملوك والمشاهير والفنانين. بني هذا الفندق في القرن الماضي. فيه أكثر من 100 غرفة وعشرات الأجنحة الفخمة. تحيط بالفندق حديقة واسعة مليئة بالأشجار والأزهار، وتقدم مطاعمه المأكولات المغربية التقليدية، والخدمة فيه ممتازة، والفندق قريب من ساحة جامع الفناء السياحية. Bu otelin adı arkadaşlar Memuniye Oteli'ymiş. Bunu adını da öğrenmiş olduk. Neredeymiş? Merrakeş'teymiş arkadaşlar. Merrakeş'te Mağrip'te oluyor. Mağrip'te arkadaşlar dilimize Fas olarak geçmiş. Şöyle yazacak olursam haritatı Mağrip. Evet, Garp. Garp kelimesinden geliyor arkadaşlar. Garp batı demek. Yani Arap dünyasının batısındaki yer anlamında. Evet, Merrakeş nerede acaba? Burada Rabat var. Fas var. Merrakeş. Evet, şurası. Evet, biz de seneler önce üniversite yıllarında Avrupa Birliği projesi kapsamında Belçika'dayken oradaki Faslı bir arkadaş ülkesinde düğün olacağını söyleyerek beni oraya davet etmişti. T. Belçika'dan arabayla 2000 kilometre mesafeyi gitmiştik. Tabii dönüşte kendim imkanlarımla tren, uçak vesaire her şeyi deneyerek döndüm. 4 kişi gittik. Faslı arkadaşım, yine Faslı diğer arkadaşım. Bu da orada tanıştığı birine gitmek isteyen bize Blue Car gibi bir programla eşlik eden, yani yol ücretine katkı sağlayan Fransız bir bayan. Böyle 2000-3000 kilometre yol gitmiştik. Arkadaşın el sakat olduğu için kullanamamıştı ama sonra bir kullanayım dedi. Tabii şu an İspanya'dan geçiyoruz mesela. Tarihler de 2006. Evet, yolda sık sık duruyoruz yol uzun olduğu için. Burada gemiye binmişiz. Gemi devasa. Tabii İspanya'dan ne yapacağız? Fas'a geçeceğiz. En İlginç olan 2 saatlik zaman dilimi farkı vardı. Bir anda saat ya geriye atmıştı 2 saat ya da ileri gitmişti. Evet, Fas'a vardığımızda da yapıların renginin ve şeklinin kendine has bir durumun olduğunu gördük. Evet, orada bir düğüne eşlik etmiştik. Geleneksel bir düğün. Gördüğünüz gibi çaldıkları, taşıdıkları vesaire kıyafetleriyle kendine has. Bakın, upuzun bir çalgı aleti. Bu da beni çağıran arkadaş. İşte kızı. İşte ara ara da şehir içinde gezdiğimiz görüntüler, küçük kızlar, düğün anı, işte gelin etrafını çevreleyen, sahne alan oyuncular, işte tahta taşınan gelin, etrafı sarılıyor vesaire. Fırsat oldukça da Fas'ı geziyoruz. Meclis binası. Evet, burası Darul Beyda, yani Casablanca, Beyaz Ev olarak geçen şehir. Evet, ara ara resimlerimiz değişiyor. Bu da meşhur Hasan II Camisi, deniz kenarında. Gece vakti 2-3 gibi gittiğimiz için camiye girememiştik. Denizin yanında harika bir mimarisiyle meşhur cami. Evet, tabii
Fas'a gitmiştim ama Merrakeş'e gitmediğim için bu bahse konu otelle ilgili ciddi bir bilgim yok. Onu da burada edineceğiz. Evet, Memuniye Oteli neredeymiş arkadaşlar? Merrakeş'teymiş. Yani Merrakeş'teki Memuniye Oteli nedir? Min eşheril fenâdıkı fil âlem. Ha değil. Fas'ın değil Arap dünyasının dünyanın en meşhur otellerinden biri. Evet, funduk çoğulu, funduk kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Fenadık yani oteller dünyanın. Eşher ise şöhretten geliyor. En meşhur şehir Eşher. Dünyanın en meşhur otellerinden birisiymiş. Zârahu kethîrun mine ru'esâ vel muluk vel meşahir vel fennânîn. Evet, orayı kimler ziyaret etmiş? Ru'esâ, evet başkanlar, vel mülük, melik, krallar, vel meşahir, meşhur, ünlüler, fennanin, fennan, sanatkar, sanatkarlar orayı ziyaret etmiş. Evet, bu niye? Hâzel funduku fil karnil mâdî. Evet, bu bina, yani bu otel, bene inşa etti, bünye inşa edildi. Meçhul yapıyı ileride göreceğiz. Yani yapanı belli olmayan sözde özne olarak kullandığımız fiillerin kullanımını ileride göreceğiz. Ama burada bu otel inşa edildi diyor. Ne zaman? Fil karnil madi. Geçen asırda karın arkadaşlar boynuz anlamına da geliyor. Zülkarneyn iki boynuzdu. Bir anlamı da asır anlamında. Yani geçen asırda bu otel inşa edildi. Fihi ekser min mi'eti gurfetin. Evet, orada 100 odadan fazlası var. Ve aşaratul ecnihatil fahme. Evet, fahme arkadaşlar lüks demek. Evet, lüks. Evet, onlarca lüks suitler var. Aşarat. Arkadaşlar bu tabirde aşara ondan sonra böyle at atınca onlarca oluyor. Mesela mi'etün mi'etün yüzlerce oluyor. Elf Elefün binlerce gibi çoğul yaptığımız zaman böyle bir anlam veriyoruz. Et tuhitu bil funduki hadikatun vasi'a meliyetun bil eşcar vel ezhar. Et ahata kelimesi arkadaşlar bir harfi celiyle kullanılıyor. Kuşatmak. Evet, Kur'an'da da geçiyor. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri kuşatır. Hatta hait kelimesi duvar. Evet, neden hait adı verilmiş? Bizi dört taraftan kuşatıyor. Evet, kuşatır oteli. Ne kuşatır? Hadikatun vasi'a. Evet, geniş bir bahçe oteli sarar, kuşatır. İçine alır. Meli'etun bir eşcar. Nasıl bir bahçe? Ağaçlarla dolu. Vel eshar, çiçeklerle dolu. Evet, çiçeklerle, ağaçlarla dolu geniş bir bahçe oteli kuşatmaktadır. Yani otel böyle ağaçlı yeşil bir alan içinde. Evet, resmini buradan görebiliriz. Şöyle büyüğü var mı acaba? Evet, şurada mesela. Evet, bakın etraf yeşillik, ağaç dolu. Bunu kastetmiş. Ve tukaddimu mutaimuhu'l me'kulatil mağribiyyetit taklidiyye ve'l hidmetu fihi. Evet, kaddeme yukaddimu sunmak, mataim, matam kelimesinin çoğulu, lokantaları ne sunar bizlere arkadaşlar? El me'kulat, ekel eden arkadaşlar. Yemekten me'kul yenen şey. Yani bunun eş anlamsı arkadaşlar et'ime. Daha önce et'ime olarak geçmişti. Me'kulat yani el-et'imetil mağribiye. Fas yemekleri taklit. Bu da hayvanlardan papağanda geçmişti. Ne diyordu papağan? En uhibbu ukallide asvatel hayvanat vel insane eydan. Taklit etmeyi severim diyordu. Tabi burada taklitten ziyade artık bu geleneksel. Gelenek nedir? Daha önce yapılan bir şeyi ileriye götürmek yani taklit etmektir. Dolayısıyla geleneksel Fas yemekleri, lokantaları sunar. Vel hidmetu fihi mumtaz. Ve oradaki hizmet harikadır. Vel funduku karibun.
min sahati Cami'il Fina es-Siyahiyye. Ve otel de turistik Fina Camisi'ne yakındır. Mesela bu nedir? Ben de bilmiyorum. Bir bakalım. Cami'u Fina demiş. Finari. Acaba Cami'ul Fina camisine yakın bir yerdeymiş. Evet, çok böyle şu camiyi mi kastediyor? Çok öyle görselliği heyecanı olan da bir yer değil açıkçası. Ha, şöyle bakarsak. Evet, yani minaresi biraz görsellik bakımından etkileyici. Ama dışı gördüğünüz gibi müthiş bir turistik alan. Evet, bu camiye turistik olan bu Fina camisine yakın bir yerdeymiş. Evet, ileride Fas'a giden arkadaşlarımız bu otelin varlığından haberdar olarak inşallah Marrakeş şehrinde bu oteli gezerler. Ben de Bahreyn'de, Bahreynli bir arkadaş Bahreyn'e çağırdığında orada lüks otellere girmiştik. O esnada telefonumuz, yani daha doğrusu fotoğraf makinemiz çalışmamıştı. Çekememiştim ama hayatımda öyle bir yer gördüğümü hatırlamıyorum. Cennet bahçelerinden bir bahçe gibiydi. Hatta içeriye normalde girmemiz yasak. Arkadaş müşteri gibi girdi. Oteli gezdik ve geldik. Yani o manzarayı unutmam. Ama bu gördüğüm otel ise buradaki Memuriye Oteli. Memuniye Oteli ise yani çok daha tasarımsal, estetik bir yönü var. Ecib anil esretil etiye. Mete buniye fundukul Memuniye. Memuni Oteli ne zaman inşa edildi? Evet, onu yazmış mıydı? Fil karnel madıyı, geçen asırda inşa edilmişti. 2. Mada yuhaytu fil funduk. Evet, oteli ne çevirmektedir? Evet, burada yazıyordu o da. Evet, hadikatun vasi'a tuhaytu bil funduk diyebiliriz. 3'te ise hel tuhibbul fanadikit tarihiye, tarih otelleri sever misin? Neden diye sormuş. Evet, burada da arkadaşlar o konuyu bitirdik. Dinle demiş. İstemi ilel kelimatil atiye. El funduk, el ucra, el hidme, el cenah, el alem, el leyle, el daribe, el şurfe, el şagir, el siyahi. Evet, siyahi turistik demek arkadaşlar. Saha, gezmek. Saih, saih kelimesi ise turist anlamda. Saihun, turistler şeklinde. Evet, bunlarda kelime tekrarları yapılmış. Burada neye dikkat etmemiz isteniyor? Evet, elif lam'ın kullanımı, yani kameri ve şemsi harflerde. Evet, kameri harflerde arkadaşlar elif, yani eğer bir kelime kameri harfle başlıyorsa ve şemsi harfle başlıyorsa farklı bir kullanımı var. Şemsi harfle başlayan kelimelerin elif lamdan sonra şeddeli olduğu, kameri harfle başlayan kelimelerin ise elif lamdan sonra şeddesiz olduğundan bahsediyor. Zaten şems kelimesindeki şe, şemsi bir harf, eşşemsü denmiş. Direkt şeddeyle başlamış. Kamer, ay kelimesindeki ka ise kameri harf olduğu için şeddesiz başlamış. Bunlardan daha önce bahsettik. Evet, ikra mayeti bi savtin mesmu. Evet, bunları duyulabilecek şekilde oku. Yani kameri ve şems harflere dikkat et demiş. Es-seriru, el-gurfetu, el-thallacetu, el-rudhetu, el-mis'adu, el-khadimu, el-taklidiyu, el-fahmu, el-icazetu, el-nadi, tescilul duhul, tescilul huruç, mevkifus seyyarat. Bunlar da kameri ve şems harflere dikkat etmeye çalıştık. Evet, hatalı. Evet, dinle diyor gelen cümleleri. Sonra telaffuzda hatalı olan cümlelerin önüne çarpı koy diyor. Bakalım nasıl bir durum var.
أريد غرفة تطل على الشاطئ من فضلك. Evet, burada hata duyamadım. Evet, doğruymuş. Evet, sahile nazır bir oda istiyormuş. دعني أحمل لك الحقائب إلى الغرفة. İlel demedi, ile gurfe dedi. Dolayısıyla buna çarpı koyduk. Yani Elif Lam tabirini doğru okumadı. Evet, dahni ahmil. Müsaade et de çantanı odaya taşıyayım. Kem ucretu cenahi fil leyla. Evet, burada cünah bir garip okudu. Kem ucretu cenahi fil leyla. Evet, kem ücretül olacak. Kem ücretü bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla yanlış. Şemsiye gibi okumuş. 4. يبدأ الفطور في الساعة السادسة صباحا. Burada hata duyamadık. Evet, doğru okudu. Kameri ve şemsi harfleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet, burada da harf koymamız isteniyor. Zaman zaman fiillerin isimlerin harfleriyle kullanımı üzerinde duruyoruz. Şu an müthiş bir kelime hazinesi oldu. Sanırım bu anlamda bir tekrar olacak. Bakalım hangi harficelleri kullanmamız lazım. Evet, bir min fadlik üridu gurfeten tutillu nokta nokta el bahır denize nazır derken talle ala ile kullanılıyor arkadaşlar. Sınavda gelebilecek soru türlerinden. İki yuhiyatu kuşatır geniş bir bahçe oteli kuşatır derken ehata bi demiştik. Üçte kem ücretül cenah geceliğin geceliğin demek için fi kullanıyorduk. Filleyle, fis sabah, sabahleyin. 4. Ebhasu nokta nokta funduku münasip. Lil icazetil kademe. Otel arıyorum demiş. Bir şeyi aramak anla kullanılıyordu. Sefertu nokta nokta medinetel iskenderiye senetel madiye. Geçen sene İskenderiye gittim. Sefara ile. 6. Hacestu fil fundukul kadim. Eski otelde yer ayırttım. Liennehu karibun min. Evet, minne kullanılıyordu çünkü müzeye yakın. 7. Üfekkür bir hediye. Hediye düşünüyorum. Kime? Eşim Fatıma'ya. Evet, li zevceti Fatıma diyoruz. 8'de Uhibbul fanadıkal fahme. Yani fahım lüks. Lüks otelleri severim. Nokta. Fundukul me'muniye fil mağrib. Evet, Memuniye oteli Fas'tadır. O zaman burada da el olur dedik ama he, bu ben şurada nokta var sandım. Nokta olunca buradaki cümleyi anlayamadım. O zaman bağlantılı oluyor. K gibi Fas'taki Memnu oteli gibi lüks oteller isterim anlamı veririz. K harfi cerini burada kullanırız. Evet, üktüp me tesma demiş. Bakalım. Cenah. Evet, suit. Zuvar. Evet, zuvar, zair. Ziyaretçi kelimesinden aslı zara. Ziyaret etti. Ziyaretçiler. Mehcuz. Evet, hacezeden. Yer ayırtılmış. Gurfeh. Evet, odamız. Daribeh. Evet, vergimiz. Mesbeh. Evet, mesbah, havuzumuz. Fahmeh. Fahım, lüks. Dahım ise arkadaşlar kocaman. Şağır. Evet, şağır boş. Boş oda için kullandığımız evet oda, otel gibi yerler için kullanılan özel bir kelime. Yani her şeye mesela el kub şağır demiyoruz. Bunu odalarda kullandığımız bir kelime olduğunu söyleyelim. Evet, şimdi bir dinleme metnimiz var. Dinleme metnini bakmadan önce bizden ne istenecek? Notlarımızı alacağız. Bir de eyne seyumdi Halil ve ailetuhu el icaze. Halil ve ailesi tatili nerede geçirecek ve neden? Evet, Halil ve ailesi var. El hacezel ebul funduk eydan. Baba otelde yer ayırttı mı? Demek ki şu baba, şu da oğul. Onu anlıyoruz. Bunlara cevap arayacağız. Daha sonra doğru yanlıştan bir el icazetü Setekunu fi medinete Amman. Tatil Amman şehrinde olacak diyor. Ona bakacağız. Amman Ürdün'de malumunuz. 2. Seyahcizul ebu indeme yasul ila salale liyaral fanadika evvelen. Evet. Baba
yer ayırtacak. Ne zaman? Salale'ye vardığında. Öncelikle otelleri görmek için Salale'ye vardığında yer ayıracak demiş. Üçte ise la tastati'u en ta'rifa es'ara'l ghuraf min khilal şebeketil internet. Evet, internet vasıtasıyla odaların fiyatlarını bilemezsin diyor. Evet, min hilal. Evet, şu tabir arkadaşlar daha önce sadece hilal geldi. Evet, bunu da notlar arasına yazdık. Bakın, hilale olursa esnasında, min hilali olursa aracılığıyla, bu farkı da burada göstermiş olalım. Yani internet aracılığıyla otel fiyatlarını bilebilirsin demiş. Dörtte ise tastatiyu en tekra ra'yen nase fil funduk. Evet, otelde insanların görüşünü okuyabilirsin demiş. Evet, bunlar üzerinden bir metnimiz var. Dinleyelim. Ayna senumdil icazete ya abi? سنسافر إلى مدينة صلالة في عمان لأن الجو رائع هناك. حجزت تذاكر الطائرة. حقا؟ وهل حجزت الفندق أيضا؟ سأحجز عندما أصل إلى هناك لأنني أريد أن أرى الفنادق أولا. تستطيع أن تختار الفندق من خلال الإنترنت وتعرف الأسعار ثم تحجز الغرفة المناسبة. حقا؟ وماذا أستطيع أيضا؟ تستطيع أن تشاهد صور الفندق والغرف والحمامات والمطاعم والمسبح والردهة وكل شيء تقريبا، وتستطيع أن تقرأ رأي الزوار في الفندق ورأيهم في الخدمة والنظافة والطعام أيضا. إذن دعنا نحجز الآن. Evet, bu metni bir de yazılı olarak bakalım. أين سنمضي الإجازة يا أبي؟ سنسافر إلى مدينة صلالة في عمان لأن الجو رائع هناك. حجزت تذاكر الطائرة. حقا؟ وهل حجزت الفندق أيضا؟ سأحجز عندما أصل إلى هناك لأنني أريد أن أرى الفنادق أولا. تستطيع أن تختار الفندق من خلال الإنترنت وتعرف الأسعار ثم تحجز الغرفة المناسبة. حقا؟ وماذا أستطيع أيضا؟ تستطيع أن تشاهد صور الفندق والغرف والحمامات والمطاعم والمسبح والردهة وكل شيء تقريبا، وتستطيع أن تقرأ رأي الزوار في الفندق ورأيهم في الخدمة والنظافة والطعام أيضا. إذن دعنا نحجز الآن. Evet, burada arkadaşlar baba oğul Umman'a gitmek istiyorlar. Evet, Umman nerede arkadaşlar? Şöyle haritada bir size konum tabiri yapalım. Evet, Türkiye'miz burada. Evet, daha önceki derste Fas buradaydı. Afrika, Arap dünyası şuraya esas alırsak batısında Maghrib adı verilmiş. Hatta şu bölge El Maghribül Arabi deniyor. Batı Arap dünyası diye. Burası da El-Meşrikul Arabi oluyor. El-Maghrib fil-Maghribil Arabi. El-Umman ise fil-Meşrikul Arabi. Evet, şu anki dersimiz ise Umman'dan arkadaşlar. Kuveyt'teki yıllarımızda Kuveyt'ten 3 arkadaş İspanyol ve Polonyalı Petrus ve Alejandro ile Maskat'a kadar gelmiştik. Buradan yakın çevrelere gittik ama burada yazan yer Salala dediği yere gitmek nasip olmadı. Gördüğünüz gibi çok uzak bir yer. Burada şehir, ülke çok temiz, doğal. Yani yollar düzenli. Ama otobüs yok. Biz o yüzden araç kiralamıştık. Şöyle hatta Umman'la ilgili bazı hatıralarımı
hatırlatacak resimlerimiz de var. Mesela araç kiralamıştık. Bir gece karlı olsun diye arabada yatmıştık. Tabii güneş çıkınca herkes sahilde ister istemez uyanmıştık. Biz de sinekler vesaire de gelince onu böyle bir güzellikle taşlandırdık. Benim arkadaşım, o da arkadaşım, bir sene kaldığım Petrus. Vadileri çok güzeldir. Böyle boylu boyunca vadiler var. Bir tanesine girip 1-2 saat kadar yürüyüp geri döndüğümüzü hatırlıyorum. Vadi boyunca böyle tertemiz suların olduğu noktalar var. Burada yüzmeye çalıştık. İşte 3 arkadaş. Sağda İspanyol Alejandro. Ortada o da arkadaşım Polonyalı. Petrus ve ben. İnsanlar da gördüğünüz gibi yol boyu ilerliyor. Burada yolun sonunda bir mağara var. Mağaraya yüzerek giriyorsun. Sadece kafanın gireceği kadar bir yer var. Polonyalı arkadaş yüzmeyi bilmediği için gelmemişti. Ben İspanyol arkadaşla o mağaraya girmiştim. Bize demişler ki içinde şelale akıyor. Tabi içeri girdiğimde de yorulmuştum. İçeride de şelale akıyor, karanlık ve tutunacak yer yok. Tabi o anda telaş yapmamak lazımdı. Biraz baktım etrafa, geri döndüm. Çünkü çıkarken de dar bir alandan gidiyorsun. Ani bir harekette kaya kafaya çarpsa büyük bir sıkıntı olabilirdi. Rabbimize hamdolsun o badireyi de o zaman atlatmıştık ama güzel bir macera olmuştu. Daha birazdan gelen resimlerde farklı maceraları da söyleyeceğim. Evet, burada yine arkadaşımız profesyonel makine getirmişti. Kendi çekimleri, bizim kaldığımız Maskat sahili. Bu da camimiz. Kusbin neydi? O zamanın kralı, şu an vefat etti. Bu cami, cuma namazına gitmiştik arkadaşlarla. İşin ilginci, ben içeri girememiştim. Tişörtümde resim vardı. Kapıda duran askerler bu resimde giremezsin demişti. Yanımda olan diğer arkadaşlar Müslüman olmamasına rağmen içeri girmiştiler. Onu hatırlıyorum. Ama sonradan tişörtü ters çevirip içeri girdiğimi hatırlıyorum. Cami içi ve dışı çok güzel. Yani gittiğimize değdi. Arkadaşımız da güzel çekimler yapmış camiyle ilgili. O vadide de arkadaşlar şu an üzerinde bulunduğumuz tekne ve etrafı aslında girdiğimizde su yoktu. Ama döndüğümüzde yol kapanmıştı. Bizim araç da şu tepede bir yerde bırakmıştık. Buradan da çıkamıyoruz. Yolda da bu arkadaşla tanışmıştık. Bu arkadaş bizi teknesiyle karşıya geçirdi. Yani akşam üzere gel git sürpriziyle orada bir gece sabaha kadar kalma durumumuz olabilirdi. Çok şükür öyle bir durum arkadaşımız sayesinde yaşamadık. Onun dışında farklı yerlerden yine resimler, Fener, Umman, Portekizlerin bir zaman işgal ettiği yerler. Evet, burada da karette karettaları ararken bu grup arkadaşları yerini sormuştuk arabadayken. Onlar bizi mekanlarına çağırdılar. Başta böyle bir tereddüt etsek de sonra güvenilir arkadaşlar olduğunu gördük. O gün de akşam zaten çöle gidip ziyafet çekeceklermiş. Bizi bu çöldeki baraka gibi yerlerine çağırdılar. Yedirdiler, içirdiler. Sabaha kadar onlarla kaldık. Ayrılırken de böyle bir fotoğraf hatıramız olmuştu. Allah razı olsun, bizi iyi ağırladılar. Evet, o camiden bir görüntü namaz sonrası. Alejandro maalesef çorabıyla girmişti. Bir gün önce vadide çorabıyla gezip sunun, işte çamurun pisliği, koku yapmıştı. Bana cami çıkışı demişti ki niye kokuyor bu cami? Ben dedim senin çorabın kokuyor. O zaman da şaşırmıştı yani. Halbuki cami ve insanlar tertemizdi. Evet, caminin avlusundan bir görüntü. Burası kralın sarayından, şehrin farklı noktalarından resimlerimiz bu şekilde. Evet, devam edecek olursak. Evet, bir kere daha. Evet, burada Halil ne diyor çocuk olan? Tatili nerede geçireceğiz baba diyor. Baba da Umman'daki Salale şehrine gideceğiz. Demin gösterdiğim yer. Çünkü Lienel Cevarai Hünaki, orada hava harika diyor. Hacestu tedakire taira. Bu yüzden
Uçak biletleri ayırttım. Ailemiz için, sen, ben, hepimiz için. Halil şaşırıyor. Gerçekten mi diyor? Ve hel hacestel funduk eydan? Otelde de yer ayırttın mı? Elep seahcizu. Ayırt edeceğim. Ne zaman? Oraya vardığımda. Yani şu an ayırtmamış. Lienneni üridu en aral fenadika evvelen. Öncelikle otelleri görmek istiyorum diyor. Yani görmeden almam. Halil ne diyor? Tastatiyu en tahtara funduka min hilalin internet. Evet, internet vasıtasıyla otel seçebilirsin. İhtara yahtaru. Seçmek. Ve ta'riful esar. Fiyatları öğrenebilirsin. Sümme tahcizil gurfetel münasibe. Sonra uygun odayı ayırttırabilirsin. El ebu hakkan. Bu sefer şaşıran baba. Herhalde eski kafa bir baba. Bunlardan haberi yok. Tabi eski kafa demeyelim de. Yani teknolojiden bir haber kalmış birisi. Merak ediyor. Detayı soruyor. Merve estatüyü eydan. Başka ne yapabilirim? Çocuk bilgi veriyor. Tastatiyu en tüşehde suvaral funduk vel guraf vel hammamet vel mataim vel mesba ve rüdhe ve külle şey takriben. Neredeyse yani otelin resimlerini, odaların, işte banyonun, lokantaların, yüzme havuzunun, lobinin, her şeyin, neredeyse her şeyin resmini bu sayfalarda görebilirsin. Ve tastatiyu en tekra ra'ye zuvar fil funduk ve oraya gelen misafirlerin yorumlarını da okuyabilirsin. Ve ra'yehum fil hidme, hizmet hakkındaki düşüncelerini, temizlik hakkında düşüncelerini, yemek hakkında düşüncelerini ne yapabilirsin? O yorumlarda okuyup karar verip oteli seçebilirsin diyor. Elep bu söylenenden ikna oluyor mu? İzen de'ne nehcizil en. O zaman yerimizi şimdi ayırtalım. Başta olayı bilmediği için oraya gidip sonradan otel ayıracak. Ama böyle bir imkan varsa onu değerlendiriyor. Ama tabii her zaman sitelerdeki resimler gerçekçi olmayabiliyor, aldatıcı olabiliyor. Veyahut da tam anlayamayabiliyorsun. Ben genellikle gittiğimde görerek yine tercih etmeyi severim. Birebir konuşunca fiyat alıyorsun, konumunu görüyorsun. Daha isabetli oluyor. Tabii senin iş durumuna göre, acelelik durumuna göre bununla ilgili tercihi kendin yapabilirsin. İster gözü kapalı gidersin, ister öncesinden internetten yer ayırtırabilirsin. Evet, parçamız bu şekilde. Sorularımız neydi? Eyne seyumdi Halil ve ailetu el icaze. Evet, ne demişti cevapta arkadaşlar? Tatil nerede geçirecekler? Salale fi ummen. Arkadaşlar bu kelimeyi ummen, yani Umman kelimesi. Ona sonra değineceğiz. Bir kelimeyle karışıyor. Neden diye sormuş. لِأَنَّ الْجَوَّ رَائِ هُنَاكَ. Oradaki hava çok güzel olduğu için. İkide هَلْ حَجَزَ الْاَبُ الْفُنْدُكَ اَيْدًا وَلِمَازَ. Baba otelde yer ayırttı mı? Neden? Evet. Ayırtmadı değil mi? Çünkü diyor ki سَاَحْجِزُ اِنْدَمَا أَصْلُ هُنَاكَ. Oraya vardığımda yer ayırtacağım. Sebep ne? لِأَنَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَرَى الْفَنَادِكَ اَوَّلًا. Yani öncelikle oteli görmek istiyordu. İnternet teknolojisinden haberi yok. Evet, doğru yanlış sorularında ise 1. الْاِجْزَازَةُ سَتَكُنُ فِي مَد۪ينَةِ عَمَّنْ. Arkadaşlar dikkat! Umman, ülke adı, Ammen, Ürdün'ün başkenti. Dolayısıyla bu iki kelimeyi karıştırmayalım. Evet, hata. 2. سَيَحْجِزُ الْاَبُ عِنْدَمَا يَسُلْ اِلَى صَلَالَ لِيَارَ الْفَنَادِكَ اَوَّلًا. Baba öncelikle oraya geldiğinde otelleri görmek için sonra yer ayıracaktı. O zaman doğru oluyor. 3'te ise لَا تَسْتَطِيُ اَنْ تَعْرِفَ اَسْعَارَ الْغُرَفِ مِنْ خِلَالِ شَبَكَةِ الْاِنْتَرْنَتِ. İnternet vasıtasıyla otel fiyatlarını öğrenemezsin diyor. Öğrenebiliyoruz. Hatalı. 4. تَسْتَطِيُ اَنْ تَكْرَ Otelde insanların görüşlerini okuyabilirsin. Burada otelde demiş. İnternet üzerinde miydi? Her ikisi miydi? Evet. Tekrar ezver fil funduk ve ra'yen fil hizmeti ve nezafe. Evet, ben bunu
Ha, buradaki fi o zaman otel hakkındaki görüşleri. Ben otelde diye yorumlamış olabilirim. Bunu değiştirelim. Otel hakkındaki görüşlerini ne yapabilirsin? Okuyabilirsin diyor. Evet, dinleme metnimiz böyle. Şimdi bu kelimelerin çoğulları isteniyor. Funduk, fenadık, gurfe, guraf, si'ir, es'ar, mat'am, mata'im şeklinde çoğullarını yapabiliriz. Evet, üktüb selâse cümelin tasif fîhe âhira fundûkin zûrtehû. Son ziyaret ettiğin otelin özelliklerini anlatan 3 cümle yaz demiş. Burada ise mellezî tuhibbuhu fil funduk, otelde neyi seversin? Ve mellezî tekrahuhu, ve neyi sevmezsin demiş. Evet, burada da mukabele savtiye, benzer sesler gayınla ha arasını ayırt et diyor. Dinleyelim bakalım. Galeb, haleb, beleg, beleh, degal, dehal, gurub, hurub, mahzen, mahzen, gasel, hasel, hayır, gayr, yahaf, yagaf. Evet. Şimdi bizden yakalamamız isteniyor. Duyduğun kelimeyi seç. Bagil. Evet, bagil dedi, değil mi? Dimah. Dimağ. Hal. Harasa. Gayme. Evet, gayme bulut, hayme çadır. Gubz. Ragis. Hasır. Evet, bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Evet, burada da içinde gayının geçtiği 3 kelime, içinde ha'nın geçtiği 3 kelime yazmamız isteniyor. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Kapanış şu sözde olsun: bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan demiş Süleyman Çelebi. Esselamu aleyküm.